Sonunda yepyeni PlayStation çıktı ve kendisiyle GTA 6'yı yattığınız yerden bile oynayabiliyorsunuz. Bakın, sadece GTA 6'yı değil, aklınıza gelen neredeyse tüm oyunları bu kadar iyi bir şekilde çalıştırabiliyor ve birazdan oyun testinde bunu canlı canlı size göstereceğim. Öncelikle cihaz oldukça sade bir kutu içeriğiyle geliyor. İçerisinden sadece kendisi şarj aleti ve bir de kullanım kılavuzu çıkıyor. Tasarımı tek kelimeyle inanılmaz. Daha önce gördüğün hiçbir el konsoluna benzemiyor. Bildiğiniz PlayStation 5'in kontrolcüsü olan DualSense'i ortadan baltayla ikiye bölmüşler. Arasına şöyle bir ekran yapıştırmışlar gibi duruyor. Bu ilk başta biraz garibime gitti. Sanki hiç uğraşmamışlar da böyle direkt ellerinde hazır olan bir şeyi değiştirmişler gibi hissettim. Ama kendi gözlerimle görünce tüm fikirlerim değişti. Gerçekten çok havalı görünüyor. O kadar güzel bir aydınlatma çıkıyor ki bence cihazın tasarımını daha da güzelleştiriyor arkadaşlar. Özellikle gece vakti görsel bir şölen oluşturuyor. Bu kadar olumlu bir şekilde giderken cihazı oynamak için elimize aldığımızda bambaşka bir şok yaşıyoruz arkadaşlar. Bakın, üzerinde oynamak için bir PlayStation 5 sistemine bağlanın diyor. Nasıl yani? Aslında bu cihaz bütün gücünü PlayStation 5'in kendisinden çekiyor. PlayStation 5'in zaten GTA 6'yı çıktığı ilk gün rahatlıkla çalıştırabileceğinden eminiz. Dolayısıyla bu cihazın da çalıştırabileceğinden eminiz. Unutmayın. Aslında bu cihaz bu tür oyunları çalıştırabilmek için kendisini PlayStation 5'e dönüştürerek bir nevi hile yapmış oluyor. Hatırlarsanız zamanında şu cihazı telefonuma bağlayıp PlayStation 5'imdeki gücü kullanarak telefonumda tüm PlayStation 5 oyunlarını oynamıştım. E peki telefonumu bir PlayStation 5'e dönüştürebiliyorsam neden böyle bir cihazı alıp PlayStation 5'e dönüştürmek isteyeyim ki diye düşünüyordum. Gerçekten bu fikirdeydim. Ama adamlar bu deneyimi o kadar üst bir seviyeye taşımışlar ki daha yeni satın almış olduğum ve severek kullandığım Steam Deck'imi bile bana unutturmayı başardı. Öncelikle PlayStation 5'imizin açma tuşuna basıyorum. Şu anda kendisi açılıyor. PlayStation düğmemize basıyorum ve görüntü anında geliyor arkadaşlar. PlayStation 5'i de kapatırsam mesela gelelim şuradan dinlenme moduna gir diyelim. Tabii ki de PlayStation 5'i tamamen kapatmış olmuyoruz. Yani dinlenme modunu almış oluyoruz. Ama zaten normalde de oyun konsolunuzu dinlenme moduna alırsınız. Yani hiçbir zaman tamamen kapatıp kapatıp açmazsınız sürekli. Yine PlayStation düğmesine basmamı istiyor. Bastım ve PlayStation 5'imizin ışıkları geldi. Bakın, hiçbir şekilde PlayStation 5'e dokunmuyorum bu arada. Tekrardan PlayStation 5'e beni ışınlıyor arkadaşlar. E Furkan, PlayStation 5'i dibine koyarsan tabii ki de böyle olur. Yiyorsa uzak bir yere koy diyorsanız bakalım hala iyi bir şekilde çalışabilecek mi? Hemen cihazı açıyorum ve PlayStation düğmemize basıyorum. Görüyorsunuz yine görüntü anında geliyor. Hatta milisaniyelik de olsa daha da düşük bir gecikme hissediyorum. Bunun da sebebi cihazı 3 kat yukarıda kablolu bir şekilde internete bağladım. Yani her iki cihazda da ne kadar problemsiz bir internet sağlarsanız o kadar problemsiz bir deneyim yaşıyorsunuz. Ve evet, illa cihazla aynı ağa bağlı olmanız da gerekmiyor. Sadece şöyle bir durum var. Cihazla aynı ağa bağlı olduğunuz zaman internet hızınız düşük olsa bile lokal bir bağlantı kuruyor. Ama eğer dışarıdan bağlanmaya çalışırsanız internet hızı daha önemli bir rol oynuyor arkadaşlar. Oyunumuz bu. Bakın, bir sürü portallar açılıyor. Bir yerlere ışınlanabiliyorsunuz. Bayağı yepyeni nesil hissettiren bir oyun. Zaten grafikler falan efsane. Yani şu şehir ortamına bakacak olursanız her yer gerçekten çok canlı görünüyor. Çözünürlük çok yüksek. FPS değerimiz de çok iyi. Bu arada cihazımız, lan şuradan atlayayım. 60 Hz'lik bir ekrana sahip arkadaşlar. Gayet normal. PlayStation 5'imiz zaten bu grafiklerde bize ortalama 60 FPS oyun deneyimi sunuyor. Biraz daha ağır bir oyuna girelim. Mesela God of War Ragnarok gibi bir oyun. Kendisi PlayStation 5 özel oyunu. Tıpkı GTA 6 gibi, GTA 6'da çıktığı zaman PlayStation 5'e ve Xbox'a özel olacak. Bu cihazın güzel yanlarından birisi de bu konsolu özel oyunları bile kendisiyle oynayabiliyoruz. Oyuna giriş yapıyorum. Disk takın diyor. İşte burada illüzyonumuz biraz bozuluyor arkadaşlar. Çünkü oyunu kutulu olarak aldığım için buradan bulup gidip PlayStation 5'e diski takmam gerekiyor. E hani sen el konsoluydun kardeşim, ben niye PlayStation 5'e disk takıyorum dedirtiyor. Tabii ben işin şakasındayım biraz. Yani zaten biliyoruz bunun bir el konsolu olmadığını ama çok iyi bir deneyim yaşattığı için unutturuyor yani hakikaten. Bu arada yine yanlardaki aydınlatmalarınıza bakın. Her biri farklı renkli yanıyor. Şu taraf yeşil gibi, şu taraf hafif beyaz gibi. Yükleme ekranımız geldi ve direkt olarak oyun açıldı. Çünkü biliyorsunuz PlayStation 5'imizde çok hızlı SSD'ler bulunuyor. Bu da cihazın avantajlarından birisi ve inanılmaz. O kadar iyi görünüyor ki arkadaşlar, anlatamam ya. Bir el konsolundan daha önce bu kadar iyi bir deneyim aldığımı, bu kadar iyi grafikler gördüğümü hatırlamıyorum. Yok Nintendo Switch'miş, yok Steam Deck'miş, yok Asus ROG Ally'miş, hepsi bunun yanında hikaye arkadaşlar. Tabii
tabii ki yanlış da anlaşılmak istemiyorum, bu cihazı gerçek el konsollarıyla kıyaslamamak lazım. Sonuçta Steam Deck dediğiniz, Asus ROG Ally dediğiniz aletler oldukça zorlu bir işi başarıyor. Kendi kendine bu görüntüyü çalıştırabiliyorlar. Biz PlayStation 5'ten yardım alarak, şile yaparak bu deneyimi yaşıyoruz. Ama yine de bir PlayStation 5 sahibiyseniz ve iyi bir internet bağlantınız varsa hepsinden de iyi bir deneyim yaşıyorsunuz şimdi. Burası da bir gerçek. Tabii ki çok maliyetli. Hem PlayStation 5'inin olması lazım, hem bu cihazı satın alman lazım, hem iyi bir internet bağlantının olması lazım. Olması lazım da olması lazım yani. Ama bunları sağladığın zaman şu deneyimi alıyorsun. Ya bu arada bu adamlar beni öldürüp duruyor. Meğersem diğer benim kılıca geçmem lazımmış ya. Oyuna biraz fazla kaptırdık. Mesela ben bu cihazla Cyberpunk oynamaya başladım. Normalde Cyberpunk Steam Deck üzerinden de zaten oynayabiliyorum ama Steam Deck'te 720p'de ortalama grafiklerde ve ara sıra düşük FPS'lerde bu deneyimi yaşarken, bu cihazda inanılmaz yüksek grafiklerde, çok yüksek FPS'lerde çok daha iyi bir şekilde bu deneyimi yaşayabiliyorum. İşin şöyle ilginç bir durumu daha var. İstersem Steam'deki de PlayStation'ın uygulamasını yükleyip PlayStation 5'imdeki görüntüyü yansıtabiliyorum. Yani yine aynı grafiklerde Steam'dekim üzerinden de oynayabiliyorum. Fakat hala birçok şey eksik kalıyor arkadaşlar. Bunlardan ilki DualSense kontrolcüsü. Ne demiştik? Bu cihaz sanki DualSense'in ikiye ayrılıp arasına ekran koyulmuş gibi görünen bir versiyonu demiştik değil mi? Tuttuğunuz zaman avucunuzun içerisinde çok güzel bir şekilde oturuyor. Uzun saatler bile oynasanız hiçbir şekilde elinizi rahatsız etmiyor. Steam Deck şu zamana kadar kullandığım en ergonomik el konsoluydu. Elinize gerçekten çok güzel bir şekilde oturuyor. Steam Deck'ten bile bu kadar ergonomik hissettiriyorsa ergonomik açıdan zaten rakipsiz diyebiliriz. DualSense'in sağladığı tüm titreşimlere, tüm tetik hissiyatlarına da sahip olmuş oluyorsunuz. Çünkü birebir zaten DualSense'in aynısı. Bir silah oyunu oynarken silah sıktığınızı gerçekten size hissettirebiliyor. Veya God of War'da balta sallarken o baltayı salladığınızı hakikaten de iliklerinize kadar hissedebiliyorsunuz. Bunu ne Steam Deck'te yaşayabilirsiniz, ne telefonunuzda yaşayabilirsiniz, ne başka bir cihazda yaşayabilirsiniz. Ha belki telefonunuza DualSense takarsınız, sonra DualSense'e bir aparat takıp bu deneyime yaklaşabilirsiniz ama yine asla bunun kadar ergonomik başarılı olmayacak. Dediğim gibi bu apayrı bir deneyim arkadaşlar. Bak şuraya hareket sensörüyle nişanımı alıyorum. Şu şekilde dokunmatik ekranla sıçratıyorum arkadaşlar. Titreşimin sesini mikrofona bir yansıtmaya çalışacağım. Şimdi dikkatli dinleyin, sesi gelecek mi acaba? En bomba yere geliyorum. Normalde bir el konsolu bu kadar fazla özellik sunarsa bayağı ağır olması lazım. Mesela Steam Deck, Asus ROG Ally gibi konsollar ne kadar ergonomik bile olsalar uzun süreli kullanımlarda elinizi ağrıtıyorlar arkadaşlar. Çünkü oldukça ağırlar. Fakat unutmayın bu gerçek bir el konsolu değil. Gücünü PlayStation 5'ten alıyor. Dolayısıyla öyle aman aman da bir ağırlığı yok. Elinizde aynı bir DualSense tutuyor gibisiniz. Tabii ki daha ağır. Sonuçta ekran var, batarya var. Ama kesinlikle uzun kullanımlarda elinizi rahatsız edecek kadar bir ağırlık değil. Bu avantajlarının yanı sıra cihazın bayağı eleştireceğim bir noktası vardı. O da OLED ekranı olmaması. Biliyorsunuz OLED ekran çok daha canlı renkler veriyor. Çok daha güzel deneyimler yaşatıyor. Fakat cihaza o kadar kaliteli bir LCD panel koymuşlar ki ilk geldiğinde ben bunu OLED ekran zannettim ve eleştirmeye dilim varmadı. Eminim videodan bile renklerin ne kadar canlı olduğu, ne kadar güzel göründüğü, siyahların ne kadar siyah durduğu, kontrast oranlarının ne kadar iyi göründüğü belli olacak. Hayatımda gördüğüm en iyi LCD ekranlardan birisi. Zaten bu boyuttaki bir ekran için 1080p çok canlı, çok net görünüyor. Ama renk kalitesine de adamlar döktürmüş abi ya. Biliyorsunuz Nintendo Switch'te 720p'lik bir ekran vardı. Bunda bu renk kalitesini 1080p'de sununca, bir de grafik kalitesini de PlayStation 5'ten alınca hiçbir el konsolundan alamayacağınız kadar iyi görüntüler alabiliyorsunuz. Yine abartmadan söylüyorum, bir el konsolunda gördüğüm en kaliteli hoparlörlere sahip. Hani bazı hoparlörler için böyle abartıp kristal netliğinde derler ya, hakikaten o kavramı kullanabilirim. Tam anlamıyla kristal netliğinde ve bir o kadar da yüksek ses seviyelerine çıkabiliyor. Mesela şu anda online bir savaş oyunundayım ve hangi sesin nereden geldiğini çok net bir şekilde anlayabiliyorum. Yaka mikrofonum sadece benim sesimi almaya yönelik olduğu için yakınlaştırmam gerekecek şöyle. Mesela silahı ateşliyorum. Müzik
Dikkat ettiyseniz sadece silah seslerini değil en kısık sesleri bile çok net bir şekilde duyabiliyorum. Hoparlörlerin konumunu merak edenler için bakın birisi burada, diğeri de bu tarafta. Yukarıya bakıyor gibi görünüyorlar ama oynadığınız zaman gerçekten de ekranın içinden geliyormuş gibi hissettiriyor. Sanırım diğer tarafta da mikrofonumuz var ve zaten mikrofon kalitemiz de yine oyunlarda arkadaşlarımızla vesaire konuşmak için oldukça yeterli. Şuraya da tuşunu yerleştirmişler. İsterseniz tamamen kapatabiliyorsunuz veya açabiliyorsunuz. Gel gelelim, maalesef her şey bu kadar olumlu değil. Kendisine Bluetooth kulaklık takamıyorsunuz. Sadece alt tarafına kablolu kulaklık yeri koymuşlar. Eğer illa kablosuz kulaklık kullanmak isterseniz Sony'nin fahiş fiyatlara sattığı PlayStation için özel üretilmiş kulaklığından almak zorundasınız. Rezalet bir olay. Yani gerçekten utanç verici bir olay. Yıllar önce PS Vita gibi mükemmel bir el konsolunu yapıp içerisine aşırı derecede düşük bir hafıza koymuşlardı ve hafıza kartı takmak istediğiniz zaman illa Sony'nin neredeyse konsol fiyatına sattığı hafıza kartlarını almanız gerekiyordu. Hatta PS Vita'nın batmasının en büyük sebeplerinden birisi de buydu arkadaşlar. Belli ki hala akıllanmamışlar. Yine aynı taktiği uygulamaya devam ediyorlar. Bir diğer saçmalık, internetin bu kadar önemli olduğu bir cihazda Wi-Fi 6 desteği bulunmuyor. Tamam, anlıyorum, bu şekilde de güzel bir performans veriyor ama kesinlikle son teknoloji neyse onunla gelmeliydi. İnternetten gördüğüm kadarıyla bazı insanlar oyunların takılmalarından müzdarip yazılım güncellemesiyle giderilir diyenler var ama bilemeyeceğim çünkü ben böyle bir problem yaşamıyorum arkadaşlar. Cihazın bunlar dışında aklıma gelen başka da bir saçmalığı yok. Sadece keşke şu olsaydı dediğim önemli bir detay var. PlayStation 5'e bağlanmasak bile, internet bağlantımız olmasa bile bu cihazın içerisinde bir Android işletim sistemi falan olsaydı da ufak tefek oyunlar oynayabilseydik çok güzel olurdu. Bu haliyle cihazı PlayStation 5'e bağlamadığınız zaman ekran parlaklığını ayarlayıp böyle değişik değişik bazı ayarlara bakabiliyorsunuz. Bunlar da çok kısıtlı zaten. Böyle bazı saçmalıklarına ve dezavantajlarına rağmen dürüst olmak gerekirse ben çok daha kötü bir şey bekliyordum. Hatta bu cihazı sırf eleştirmek için çekecektim ama yüksek ihtimalle bundan böyle elimde en çok tutacağım oyun aleti bu olacak. Daha ne isteyebilirim ki? Lütfen siz de fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtin. O zaman ben artık kaçayım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz de beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone de olabilirsiniz. Hoşça kalın. Bye bye.